Trabzonspor maçından sonra Quaresma'ya sordunuz mu ne oldu diye? Sormadım ben öyle oyuncularla direkt temas. Ya da hocaya sordunuz mu? Hani sonuçta son derece gereksiz ve amatörce bir kırmızı kart gördü. Ama orada ne olduğunu tam anlamadık. Yani o düdüğü duydu mu, anladı mı? Çünkü Quaresma birkaç hafta önce buraya geldi. Benim Beşiktaş'tan gitmeden önceki Quaresma ile buraya gelen Quaresma arasında ciddi bir fark gördüğümü söyledim. Yani olgunlaşmış, daha ayakları yere basan bir sporcu olmuş. O hareket hiç Quaresma değildi. Yani burada Quaresma değildi. Ya orada ne olduğunu çok herkes merak ediyor. Yani orada o kadar kritik bir yerde Quaresma o hatayı yapıp kendini attıracak bir adam değil. Orada hata yaptı. Ama bir terbiyesizlik yapmadı. Yani bir ahlaksızlık yapmadı. Kendinle alakalı ve takımıyla alakalı hata yaptı. Şimdi bu hatanın sonucunda da Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama o bir an evvel topu Gökhan'a atmak istedi. Hata yaptı. Quaresma tecrübesindeki bir oyuncuya yakışmadı o hareket. Ben onun üzerine... Ben zaten böyle olaylardan sonra veya öncesinde oyuncularla çok konuşmam. Orada bir patronu var, teknik direktörü var. O görüşür, onun bir raporu gelir ise. Yani işte kamuoyunda işte bu konuşuluyor. İşte yönetim kurulundan, işte taraftardan çekiniyor. Quaresma'ya ceza vermedi. Olabilir mi böyle bir şey? Yani biz bundan korkmuş olsak Quaresma'yı zamanında gönderen ben de yönetim kurulu değil miyiz? Quaresma ama hakikaten çok değişmiştir. Çok olgun bir haldedir. Ben mesela karısı, amile şimdi, oğlu, çok şeker bir oğlu var, Allah bağışlasın. Tam bir aile babasıdır ve çok iyi bir profesyonel olarak, bir hocası da devamlı olarak şey yapıyor, söylüyor. Çok iyi çalışıyor. Bir hata oldu ama bunun üzerinden çocuğu ve Beşiktaş'ı yıpratmak için bir algı operasyonu yapılmaya çalışıyor. Bunu çok ahlaksızca buluyorum. Ben de yönetim kurulumda Beşiktaş kulübünün tüm bireyleri futbol takımının arkasındadır. Taraftarıyla beraber. Ve Quaresma da Beşiktaş'a çok faydalı olacağına canı gönülden inanıyorum. Onun arkasında ben olduğum sözünde hiçbir şekilde Beşiktaş'ı ve ilkelerini, adımlarını ve çizgisinden sapmadığı sürece, onlara yönelik hareket ettiği sürece ben de arkasından asla çekilmem. Siz sezon başlamadan önce bir takım, bazı oyuncuların bu sezon çok daha yüksek performans göstereceğini düşündüğünü söylediniz. Evet. İşte sezon öncekisi kamp, onlarla olan muhtemelen diyaloglarınız, size gelen raporlar. Oyunculardan bir tanesi de Oğuzhan'dı. Evet. Oğuzhan müthiş bir ilk maç çıkardı. İkinci maçta da fena değildi bana sorarsanız. Bunun nereden? Yani Oğuzhan'la konuşarak mı bu sezon, o benim sezonum olacak falan mı dedi? Nereden biliyorsunuz bunu böyle? Ya ben şimdi oyuncularımın da dönem dönem çok sık olmasa bile konuşuyorum. Aramızda belli bir mesafe vardır. Geçen seneki en büyük rahatsızlığım bizdeki bazı oyuncuları takımdaki 11 içerisinde performansının düşüklüğü dedi. Ve bu sene onun daha önemli çıkışı, ben bu sene de Kerim'den mesela, Cenk'ten bekliyordum. Cenk aynı performansla geldi. Şeyin, Oğuzhan'ın öyle bir beklentim vardı. O onu yerine getirdi. Tolgay çok sakatlık geçirdi. Şenol Güneş gibi bir adalet üzerinde yorum yapılmayacak bir teknik direktör var. Onun için de bu sene kim iyi oynarsa oynayacak. Yani dikkat ediyorsunuz. Dünya yıldızıdır Mario Gomez. Yani Şampiyonlar Ligi kupası, Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncudur. Cenk'in ilk 11 başlıyor. Kim iyisi oynayacak. Beşiktaş'ta çok geniş bir kadrosu var. Tabii oyuncularla arada bir diyaloglarım da oluyor ama bazı şeyleri de tabii ki dışarıdan konuşmadan da görebiliyorsunuz. Oğuzhan'la Gökhan arasında hep bir gerilim olduğu, kavgalı oldukları, konuşmadıkları yönünde haberler çıkıp duruyor. Olur mu öyle bir şey? Yani bizim oyuncularımız hepsi pırlanta gibi çocuklardı. Hepsi de gayet iyidir aralarındaki diyalog. Yalnız bu aşamada şeyi söylemek istiyorum. Bakın geçen sene şeyle alakalı bir hata yapıldı. Dembaba. Dembaba çok öne çıktı. Hakikaten çok öne çıktı. Ve maalesef ki bu bir takım oyunu olduğu için de bir oyuncunun çok fazla öne çıkmasını çok doğru bulmuyorum. Bunların hepsi bir takım halinde oynuyorlar. Bir kişinin performansına bağlı bir şey değildir futbol.
11 kişinin, 18 kişinin, 24 kişinin hatta bütün elemanlarıyla beraber, yönetim kuruluyla beraber 40 kişinin, taraftarıyla beraber 20-25 milyon kişinin bir görüntüsü orada. Bu bir takım oyunu. Şimdi bir oyuncuyu çok öne çıkarttığınız zaman öbür oyunculara karşı haksızlık ediyor diyor. Taraftarımız da mesela son maçta Quaresma kırmızı kart gördü. Tezahürat yapıyorlar. Evet, Quaresma önemli bir oyuncu. Çok sevdikleri bir oyuncu. Ama bütün oyuncularımız bizim için aynı seviyede. Aynı şeyde Quaresma'ya göstermiş olduğumuz ilgi tüm oyuncularımıza gösterilmesi lazım. Bu bir oyuncuyu öne çıkartmak falan doğru bulmuyorum takım oyunu açısından. Buradan da bunu da ifade etmiş olayım. Quaresma'yı Dembaba'yı gönderme kararında bu etkili oldu mu? Dembaba'yı gönderme kararında bu etki, yani belki ufak bir percentage vardır. Çünkü yani küçük bir oranı vardır ama başka sebepler de var. En büyük sebep gelir galiba, değil mi? Yani önemli bir, çünkü şeye gitti, fiyata gitti Dembaba. Gelirle beraber, gelir tabii ki çok önemli bir şey. Beşiktaş artık hep söylüyorum, artık sırf al değil sat dönemi de yaşayacak ve bundan sonra da öyle gidecek bir kulüptür. Ben ve benden sonra gelen yönetimlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Artık bir tek al değil, buralarda bazı stratejiler geliştirmek lazım. Önümüzdeki seneyle alakalı en az bir veya iki tane oyuncuyu satma niyetimiz var. Hı hı. Bunlar zaman içerisinde şekillenir. Geçen sezondan beri Beşiktaş'ın en çok canını sıkan mevzu sakatlıklar. İşte Tolga'yı konuşuyoruz, Veli var. Geçen sezon daha korkunç bir tablo vardı. Bu sezonda yani Tolga'yı duyunca herkes yine geri eskiye mi dönüyoruz dedi. Beşiktaş yönetimi bununla ilgili nasıl bir tedbir alıyor? Üç tane şey var orada. Dört tane esasında. Bir tanesi Ümraniye'nin biliyorsunuz bütün çim sahasını falan yeniliyoruz artık. Eskilerine de bakım yaptık. Yeni çim sahada da geliyor. İkincisi antrenör eden ekip, yani onları çalıştıran ekiplerin başında Şenol hocamızla beraber bir İspanyol hoca geldi. O da biraz antrenör etmesi açısından bakılması lazım. Doktor ekibinde bir değişiklik yaptık. Ben geçen seneki doktordan da o kadar aleyhine olmasına bile, yani kamuoyunda öyle bir algı yaratılmasına rağmen Ertuğrul'unla alakalı hiç negatif bir şeyim yoktu. Şu anda çok iyi bir hocamız var. Serper Hoca ve Murat Hoca, ikisi de yeni bir ekip olarak geldi. Dördüncüsü de oyuncuların kendilerine bakmaları. Yani bir de oyuncunun kendinle alakalı, bedeniyle alakalı bazı bireysel antrenmanlar yapmaları lazım. Ona da çalışılıyor. Bu dört tarafta da tedbir alındı. Çim saha, antrenör ekibi, doktor ekibi ve oyuncunun bireysel çalışması, dört tarafta da şey yapıldı. Biraz tahmin ediyorum gıdaya da giriliyor. Çünkü gıda da önemli bir şey. Asitle alakalı şeyler oluyor. Onun için de en azından 4-5 tane tedbir alındı.